kabe yoksa ye yorganları. Oyna oyna çal çal kaydayı. Kabe yoksa ye yorganları. Bugün de Kerize edelim. Gel bize Kerize edelim. Bugün de Kerize edelim. Gel bize Kerize edelim. Lavandan anay yakayım o vasta, yetmedi kalmadı, yetmedi. Hey hayatın içinden selam olsun herkese. Efendim bugün yine dolu dolu, eğlence dolu, müzik dolu bir program olacak. Evet, beni hemen Yunanistan'ı hatırlattı festivali. Maşallah arkada fıkır fıkır oynuyordun sen, evet, de. Niye oynamadın ekim içinde? Evet, benim de koreografiyim. Ben de aslında bu koreografide varım. Ama tabii her ikisini aynı anda yapamayacağım için bugün öyle arkadan eşlik ettim. Ama çok anılara götürdü beni birkaç ay öncesine. Yunanistan'da çok alkış aldık biz bu dansımızla, biliyorsun. Evet, Nea Karvali'de. Evet, Türkiye olarak. Evet. Hoş geldiniz diyoruz. Ben de nefes nefese kaldım dans ettiğim için. Buyurun, söz sizdeydi. Evet, hayatınıza fazla gün katmak elimizde değil ama anlam katmak elimizde. Hayatınızdan gününüzü çalanlara değil, gününüze anlam katan BDA Dans Okulları'nın hazırlamış olduğu Balkanlardan... Anadolu'ya, evet, dans ve müzik eğlence programına hoş geldiniz. Umarım Selim Kaptan bizi seyrediyordur. Belki de yoldadır. Selim Kaptan yolda olabilir. Evet, evet. Çatalcı Travel sponsorumuz. Onlara da sevgiler. Teşekkür ediyoruz. Kimler var bugün? Bugün yine çok değerli, çok kıymetli konuklarımız var. Başta hukuk insanı, avukatımız Enis Kınay. Hocamız, halk oyunları hocamız duayen. İlk programda da konuğumuzdunuz. Evet. Tekrar bizi yalnız bırakmadınız sevgili Ali Cevaz hocamız ve sevgili Emrah hocamız, Emrah Cevaz hocamız beraber. Şimdi ben sizi tanımlayamadım ama siz bence benden çok daha iyi tanımlayacaksınız kendinizi. Bugün bu programda hoş geldiniz. Merhabalar. Programınız hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Uzun soluklu olsun inşallah. Valla şöyle, Ümit abiyi çok uzun yıllardır tanıyorum tabii. Büyükçekmece'de bayramlarda, milli bayramlarda, festivallerde çok bulunduk.
Ben de emeği vardır. Ondan sonra burada bulunmaktan çok mutluyum. Tabii bir de anlamlı gün, babamla beraberiz. Bugün Ali Çavaz Bey'le beraberiz. Evet. O dedi ki böyle dedi hani bir gel oğlum bir çal söyle. Ben de dedim tabii seve seve sizler çağırdınız. Teşekkür ederim teveccühünüz için. Bakalım neler yapacağız. Bakalım neler olacak. Bugün babalı, oğullu, analı, kızlı. Anası oynarken kızı da orada oynuyordu evet, dışarıda. Evet. Motive etmeye çalışıyordu. Gayet de iyiydi annesi de. Ali Hocam. Ben de tekrar sizinle bulunmaktan çok mutluyum. Bugün işte sevgili oğlum Emrah Çavaz'la beraber geldik. Bir renk katmak için buraya. En güzel özelliği bu programın doğaçlama olması. Hiçbir şey konuşmadık. Kesinlikle. Hiçbir, hiçbir şey hazırlamadık. Evet. Artık sizler bizi nasıl yönlendirirseniz öyle. Aynen bakalım. Sizinle beraber olmaktan çok mutluyuz. Sağ olun. Yolunuz hocam. Bahtınız açık olsun. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Sevgili avukatımız siz bir evet. şey demek ister misiniz? Abi, hoş mikrofonu geldiniz. Var onun. Var şöyle ha, evet. Tamam. Şöyle hemen evet. ama sen açıkla ya ben açıklamayayım. Ali Cavaz'ı nereden? İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Teşekkür ederiz. Hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk efendim. Televizyondan seyrettiğimiz bu programın içinde olmak, stüdyoda olmak gerçekten çok hoş. Ayrı bir heyecan veriyor ayrı insana. Evet, çok enerjisi de çok yüksek bir ortam gerçekten. Bugün ben Ali Hocam'ın buraya geleceğini bilmiyordum. Ben de öyle. Evet yani 10 dakika önce dışarıda çay içerken ismi geçtiği anda dedim benim lisemde liseye giderken halk oyunları hocamdı. Eminönü Halk Eğitim Merkezi'nde. Evet. Çok gerçekten mutlu oldum. Çok güzel günler. Sesinizden tanıdım. Evet hocam. Evet. Bu kadar olmaz yani. Ne çok hoş. Güzel. Gerçekten. Çok mutlu oldum. Çok hiç değişmemişsiniz. Siz de öyle. Hafif böyle anlamlı çizgiler oturmuş yüzünüze. O bizim, romanımız. Doğru. Evet, doğru. Hayat romanı. Bizim roman o bizim. Kesinlikle. Doğru. Evet. Doğru. Bana da oturmaya başladı. Hepimiz de. Armut dibine düşermiş. Hepimiz de. Yani temeli Ali abiden aldın sonra geldin bize katıldın. Evet. Evet. İlk hocam son hocam diyelim. Evet. Ah sağ olun. Son zamanlarda ritime de başladın. Ritim de yapıyorsun. Evet. Stetası. İşin mutfağına girdik yani evet. artık. Evet. Yapabildiğimiz kadarıyla tabii hobi olarak bunlar biz. Tabii. Evet. Mesleğimizle uğraşırken bir yandan da deşarj olmak için, sosyalleşmek için çok güzel faaliyetler bunlar. Evet. Sanat hayatın içinde olmalı her zaman. Evet. Hemen ben bir duyuruda bulunayım. Tamam. Ekran başında bizi izleyenler için Instagram hesabımız BDA Dans Okulları hesabından. Facebook BDA sayfamızdan şu anda canlı yayın var. Oradan bize mesajlar atabilirsiniz. Biz de mesajlarınız doğrultusunda gerek Emrah hocamızla birlikte gerek danslarla birlikte eşlik edeceğiz. Bu arada Dijitürk 630. kanalda D-Smart 258 TürkSat üzerinden izleyebilirsiniz. Canlı yayına bağlamak isterseniz... Yurt içi 212-418-13-13 ne olur telefonu arayabilirsiniz. Yurt dışından arayanlar için de 0090 alan kodunu yazıp arayabilirsiniz. Ayrıca 0090-543-683-9764 ne olur WhatsApp hattımızdan ve Viber hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Evet Emrah'cığım. Evet. Şöyle bir kulaklarımızın pası silinsin mi seninle birlikte? Değil mi? Biz deminden beri biraz dinledik. Çok güzel gerçekten buyurun herkes. Dinlesin. Şöyle yapalım. Tabii esasen Gaziantep'liyim ama Rumeli TV olması sebebiyle bir Balkan türküsü hazırladım. Harika. Size harika. Ben bir göçmen kızı gördüm Tuna boyunda, elinde bir besili kuzu hem kucağında, elinde bir besili kuzu hem kucağında. Doğru söyle göçmen kızı, annen var mıdır? Ne annem var ne babam var, kalmışım öksüz. Ne annem var ne babam var, kalmışım öksüz. (Gülüyor)
bir öksüz ben bir garip ağlayayım seni. Ağlayayım da gizli yerde sarayım seni. Ağlayayım da gizli yerde sarayım seni. Telgrafın tellerinden haber var mıdır? Ne haber var ne mektup var, kalmışım öksüz. Ne haber var ne mektup var, kalmışım öksüz. Doğru söyle göçmen kızı, annen var mıdır? Ne annem var ne babam var, kalmışım öksüz. Ne annem var ne babam var, kalmışım öksüz. Harikasınız. Şimdi çok güzeldi. Annemle babam muhakkak bunu izliyordur. Bugün de onların 62. yıl dönümü, buradan ekranların başından onları kutluyorum. Evlilik yıl dönümleri. Evet, kutluyoruz. Onları kutluyorum. Nice yıllara. Nice yıllara sevgili anneciğim, sevgili babacığım. Mesajlarımız var, hemen okuyorum. Şirin Özkan, günaydın, sevgiler. Ersel Tosun, mutlu pazarlar diliyorum. Kıpır kıpır bir pazar sabahı geçirmenizi vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. Bursa'dan sevgiler demiş. Hatice Çakır, mutlu pazarlar demiş. Yorumlarınızı bekliyoruz, isteklerinizi bekliyoruz. 543 683 9764 nolu WhatsApp hattına ulaşabilirsiniz. Yönetmenimden de rica ediyorum, arada bir bant geçerse Çatalca Travel'ı çok memnun olurum. Ben göremedim, bilmiyorum. Yo, gördüm. Gördüm. Gördün mü? Çok teşekkür ederim o zaman. Tekrar. Evet, Ali abicim. Efendim canım. İlk yayını seninle başlamıştık 6 hafta önce. Evet. Çok uğurlu geldin bize. Uğurlu geldik. Bayağı eğlenceli, kahkahalı geçti. Evet. Gözlerimizden, gülmekten yaş geldi. Özellikle hanımın, eşimin. Evet. Çok sevindim. Evet. Umarım böyle yine bir anekdotun falan var vardır. Var mı hocam başka böyle hikaye? Gerçekten olmaz mı? Konuşmadık ama var mı hocam? Vallahi var ama Ümit hocam dedi ki istiyorsan dedi bugün dedi şey yapma, anlatma dedi. Tamam. Ama istiyorsan anlatırım yani. Anlatırız abi. Anlatırız. Ben önce şunu söyleyeyim. Oğlum olduğu için söylemiyorum. Çok güzel okuyor ha. Evet. Evet. Duygulandın yani. Evet. Beraber de bayağı bir duygulandı. Evet. Duygulanmak mümkün değil çünkü çok güzel, evet. Geleceğinizi görüyorsunuz. Tabii. Allah kese nasip etsin. Ben de öyle. Oğlum olsun diye söylemiyorum ama beni çok iyi seyrediyor. Evet. Evet. Egecan sevgiler. Evet. Evet. Abicim neler yapıyoruz? 2023 için neler düşünüyoruz veya neler önerirsin bizlere? Estağfurullah. Şimdi şöyle, bu 2023 tabii Cumhuriyetimizin 100. yılı olmasından dolayı çok çok önemli. Bu konuda özellikle halk kültürüyle ilgilenenler projeler yapmalı. Ortaklaşmalı, ortak şeyler yapmalı. Bu bağlamda ben örnek olsun diye bir şey söylemek istiyorum. Ben Türk Folklor Kurumu'nun hocasıyım ve Sanat Kurulu Başkanıyım. Orada biz bir sanat kurulu oluşturduk. Bu sanat kurulunda Toprak Ana diye bir proje hazırladık. Bu Toprak Ana projesi Tanrı Kibele'den günümüze kadar kadınların üzerinden danslarla ve müziklerle bir proje. Bu projede çok değerli insanlar var ve hepsi amatörce geliyorlar. Ben isimlerini buradan izniniz varsa tabii, söyleyebilir tabii miyim? Örneğin Yavuz Özden hocamız Devlet Opera ve Balesi'nden emekli ama 1964-65'li yıllarda Folklor Kurumu'nda halk oyunları oynamış. Gelip bizim koreografimizi yapacak. Murat Uçlu hocamız var. O da konservatuardan benim öğrencimdi. O da koreografiyi yapacak. İnci Güldez hocamız bir kaligrafi sergisi hazırlayacak. Yine kadınlar üzerinden, aynı proje üzerinden. Adnan Demir benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en iyi fotoğraf arşivine sahip bir kardeşimiz, bir hocamız. O da bütün arşivini, ne kadar Anadolu'dan çektiği kadın resimleri varsa onları bu proje içerisinde projeksiyondan ve görüntü olarak sergileyecek. Fatih Turmuş, Turgut Erentürk, Ayla İmre kardeşlerimiz yine bunlara yardımcı olacaklar. Bu projeye yardımcı olacaklar. Erdoğan Eskimez hocamız müziğimizi yapacak. Projenin müziğini yapacak. Oğlum Emrah Çavaz da orada Ozan olarak oynayacak bu projede.
Tabii bu projenin yürütülmesinde bize ön ayak olan Folklor Kurumu'nun başkanı Sayın Nabe Önder ve yönetim kurulu şey yapın dedi, bu işi bir geliştirin dedi. Gelen hiç kimse hiçbir şeyi beklemeden geliyor. Herkes gönülden geliyor. Yani bu sistem içerisinde bu kadar amatör bir duygunun ortada olması insanları çok mutlu ediyor. Bunu açıklayabilirim. Önerim de bu olabilir. Bütün kültür ve sanat ve folklor amaçlı derneklerin hepsinin Cumhuriyetimizin 100. yılı için düşünceler ve projeler geliştirip hayata geçirmeleri gerekiyor. Bunu söyleyebilirim. Önerebilirim bütün evet. STK'lara. Çok teşekkür ederim. Evet. Daha sonra tekrar döneceğiz Ali abicim sana. Tamam canım. Sevgili dostum, arkadaşım Enis. Avukatımız Enis Kınay. Bu mesleği seçerken yani baba zoruyla falan mı seçtin yoksa evet. Nasıl gelişti bu? Hani nereden bu avukat olacağım dedin? Hep sorarlar ya çocukken ne olacaksın? Herkes doktor der çoğunlukla. Evet. Vallahi ailede hukukçular var tabii. Onlardan da etkilenmedim değil. Babam hakim emekli ve avukat idi. Dayılarda da var, büyük dayılarda. Fakat beni avukatlığın en çok hareketli olması, insanlara faydalı olabilme ihtimalimiz, hem içeride hem dışarıda İstersen kameralara seni olmak, bir görsünler, evet. Evet. Ben ya da bunlar, şöyle geleyim yanına. Bunlar beni gerçekten çok etkiledi. Genç arkadaşlara da tavsiye ederim. Meslek olarak hem manevi olarak öncelikle hem de maddi olarak çok doyumlu meslek. Tabii Türkiye hukuk konusunda bazı sıkıntıların olduğu ülke. Bunu da inkar edemeyiz. Gelişmekte olan bir ülke olmakla beraber hukuk alanında da gelişmekteyiz diyelim. Ama maalesef hukuk endeksinde 139 ülke içinde 116.'yiz. Bu tabii çok acı bir şey. İnşallah ilk sıralara doğru yükseliriz. Her şeyde ileri gidiyoruz da hukukta niye gitmeyelim? Hukuk ekonomiyi etkilemeli. Ekonomi evet. Hukuku değil. Türkiye'de maalesef ekonomi bozulunca hukukla da hukukun ayarıyla da oynanıyor. Halbuki hukuk temel. Hava kadar ihtiyaç duyduğumuz varlık, gereklilik. Hukukun olmadığı yerde ot bitmez. Evet. O kadar önemli. Çok güzel. Buyurun. Bir sorum var. Buyurun. Hukuk dedik, adalet diyoruz. Temeli nedir bu? Hukukun temeli nedir? Hukuk denince ilk söylememiz gereken ya da ilk sorumuz ne olmalı? Vallahi hukukun temeli ta Roma hukukundan bu yana başkasına zarar verme. Yani üç kelimeyle özetlemek gerekirse budur. Başkasına zarar Latince'de verme. İki kelime. Non nocere. Evet. Başkasına zarar verme. Yani buna etrafına kademe kademe kurallar gelir. Haklar gelir, yükümlülükler gelir. O hakka girilirse zarar verilmiş olunur. Yükümlülükler yerine getirilmezse yine zarar verilmiş olunur. Yani çok basit bir örnek. Yaya geçidinde ışık yok, trafik polisi yok. Gelen çok güzel bir düzenleme 2019'da. Yayalar öncelikli olarak geçme hakkına sahip. Gerçi son zamanlarda bu kanun pek uygulanmaz oldu ama evet. Çıkışı çok güzeldi. Burada tartışma artık kalmayacak. Yok sen önceydin, ben önceydim değil. Taşıt yaya kesinlikle yol vermek durumunda. Evet. Daha birçok sorumuz olacak bugün. Benim de merak ettiğim sorular hazır buradayken bizi de bilgilendirirsiniz. Şimdi Şükran Esen selamlar demiş. Güler Turgay sevgiler Güler demiş. Turgay. Evet sevgiler demiş. Efendim iki numarada biraz dans edelim. Ondan sonra ben devam edelim. Ben yok, var mıyım? Yok. Seni bugün dinlendireceğiz. Biz tamam. Nefesleniyoruz çünkü. İki evet. Numarada Rodi var. Rodi yazıyor. Onu alabilir miyiz? No.
Bundan sonra bu stüdyomuzdaki güzel eserlerle ilgili de konuşmalar yapacağız. Aynı zamanda öğrencimiz, dans üyemiz demin roman gösterisini yaptı. Şimdi de biraz sonra bu yaptığı güzel eserleriyle bize açıklamalarda bulunacak. Evet, bence artık nefesi normale dönmüştür. Evet. O zaman tekrar böyle bir dönelim Emrah'a. Evet. Emrah'la devam edelim. Evet Emrah'cığım, neler yapıyoruz? Ben uzun yıllardır Bahçeşehir'de koro şefliği yapıyorum. Kendi okulum var, Emrah Çavaş Sanat Merkezi. Yaklaşık 2008'de açtığımıza göre bir 14-15 sene olmuş. Daha öncesinde Bahçeşehir Koleji, bunu söylemiş oldum adına, koleje öğretmen olarak geldim. O zaman başladı. Evet, orada. Bir kolej. Sonra Gelişim Akademisi var, belediyeye bağlı orada. O zamanlar vardı. Gelişim Akademisi'nde koro şefliği yani. Buna mı? Diğer mikrofonu verelim. Gitmiyormuş ses. Gelişim Akademisi'nde koro şefliği başladım. Daha sonra kendi okulumu açtım 2008-2009 gibi. Ondan beri de müzik okulunda işte hem sanatsal faaliyetler, enstrüman eğitimleri, dans eğitimleri, el sanatları eğitimleri, kişisel gelişim, birçok branşın olduğu böyle bir daha çok değerli zaman geçirmeye yönelik ve insanın donanımını artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Dediğim gibi 3 tane koromuz var orada. Türk Halk Müziği koromuz var, Türk Sanat Müziği koromuz var ve Nostalji Pop koromuz var. Tiyatro topluluğumuz var, amatör bir tiyatro topluluğumuz var. Onlarla bir oyun çalışıyoruz. Bütün faaliyetlerimizi sene içinde sergiliyoruz. Bahçeşehirli insanların daha çok bizimle olduğu ama mesela Ümraniye'den gelenler de var, Beylikdüzü'nden, Büyükçekmece'den, Esenyurt'tan gelen arkadaşlarımız da var. Böyle homojenize, birbirine bağlı güzel bir grup oluştu. Ve bu grup devam ediyor çalışmalarına. Amacımız halk müziğini, daha doğrusu sanatın, sahnenin her dalında olan, sanatla ilgili olan her şeyi sevdirmek, yaygınlaştırmak, yaşatmak, geçmişe selam durmak, geçmiştekileri anmak, geleceğe yönelik neler yapabiliriz? Mesela 2023 yılı, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Bence ana teması kadın olmalı. Sürekli konuştuğumuz, babamın da bahsettiği toprak anadan da yola çıkarak bunu söyleyebilirim. Mesela bizim şu an hazırladığımız, koroda hazırladığımız türkülerde de daha çok böyle kadına yönelik. Cumhuriyet kadını olabilme, seçme seçilmenin en erken verildiği, İlk verilen, bunun bu vizyonla bir şeyler yapabilme, bu tür çalışmalar yapıyoruz, devam ediyoruz. Ben aynı zamanda eğitimciyim. Çok uzun yıllar önce sahne alıyordum, bıraktım. Eğitimcilik daha çok sevdiğim bir konu oldu her zaman. Ama böyle arada özlemiyor muyum? Özlüyorum sahneleri. Dönem dönem sahne de oluyor. Böyle ekstra demeyeyim de hani böyle. Emrah hocam ya gel sesini özledik dedikleri zaman gidip böyle çalıp söylediğim çalışmalarımız oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Emrah'cığım seninle bir projemiz olmuştu. 2010-2011 hatta Ali abi de vardı o projemizin içinde. Efendim. Mikrofonu düzeltelim. Evet ses gelmiyor mu? Geliyor tamam. değil mi? Büyükçekmece'de bir ilki yapmıştık. Biz 1989'da derneği kurmuştuk Büyükçekmece'de. İlk kurulan dernek bizdik. Evet, evet. Halk eğitimle birlikte müştereken yapmış olduğumuz bir çalışmada 750 çocuğu sahnede halk oyunları oynatmıştık. Evet, bu evet. Bir büyük bir başarıydı evet, bizim evet, için. Evet, evet, evet. 15 eğitmenle birlikte hele o 23 Nisan ve 19 Mayıs'ta hazırlarken yani bizim halimizi düşünemiyorum tekrar gözümün önüne geliyor. Sabahlara kadar çocuklara kostüm ayarlamıştık. Tek tek hepsini giydirmek. Çünkü büyük emekti gerçekten. Evet, evet. Onların bayramı, çocukların bayramı diye özellikle hiçbirini kostümsüz bırakmadık. Ama bu zamanda bunları yapacak artık kalmadı. Kalmadı. Gibi. O bayramları özlüyorum açıkçası. Evet. Kendi şahsıma söyleyeyim. O bir ruhtu, o bir ruh. Aynen. Şu anda şey ol ama yine de canlandırılabilir. İnşallah temennimiz o. Temennimiz o. Derneklerle ilgili, kulüplerle ilgili yine bir görüşeceğiz. Ama bir böyle kulağımızın pasını yine alırsan çok iyi olur. Aslında biz de oynayacaktık ama yerimiz dar olduğu için oğlumla beraber oynayamadık. Ha, oynayacağız zaman. Yani bizim bir de şey işte renk sazlarımızın olmadan bizim Barak Antep halk oyunlarının tadı çıkmıyor.
Bu anlamda başka bir zaman yaparız. Için, bir halay olduğu için. İki kişilik halay olmuyor biliyorsun. 100 kişilik falan oluyor. Öyle. Çok teşekkür ederim. Bir gün o da olur inşallah. Benim çok sevdiğim bir aşık, Aşık Beyhani'den bir eser seslendireyim size. Kirpiklerin yok eyle, vur sineme öldür beni. Kirpiklerin yok eyle, vur sineme öldür beni. Bıktım dünyanın tadından, vur sineme öldür beni. Öldür beni, öldür beni, öldür beni. Bıktım dünyanın tadından, vur sineme öldür beni, öldür beni, öldür beni, öldür beni. Yoktur aleme minnetim, yanında var mı kıymetim? Yoktur aleme minnetim, yanında var mı kıymetim? Eğer satmaksa niyetin, vur sineme öldür beni. Öldür beni, öldür beni, öldür beni. Eğer satmaksa niyetin, vur sineme öldür beni. Öldür beni, öldür beni, öldür beni. Bülbüller özlermiş gülü, perişan beklerim yolu. Bülbüller özlermiş gülü, perişan beklerim yolu. Unuttun Beyhani kulu, vur sineme öldür beni. Öldür beni, öldür beni, öldür beni. Unuttun Beyhani kulu, vur sineme öldür beni. Öldür beni, öldür beni, öldür beni. Ekran, ekran başında izleyenler ölmüştür kesin yani. Hocam ses tonun, erkek ses tonu olarak hangi kategoride? Bas, bariton mu? Siz, geliyor. Vereyim hocam. Geliyor. Tenoral bariton. Çok güçlü, çok kuvvetli. Evet.
Ben tabii o kadar seçemiyorum ama demek ki bir şey daha öğrendik. Hemen yine bariton. Sizin de mi öyle hocam, Ali hocam? Aynen aynen. Çok güzel. Beraber söylersiniz o zaman. O zaman beraber söylersiniz aynı tonla. Tabii söyle. Sizinki dış ses gibi hocam. Damla. Bas bariton. Evet. Bu arada ben dam. Cennetteyim, neredeyim bilmiyorum. En sevdiğim öğrencinin yanında oğlum burada, siz sevdiklerim buradasınız. Çok güzel. Daha arkadaşlar burada. Yani sağımı solumu sıkıyorum. Hmm. Çok güzel. Çok harika. Güzel, evet. Damla Deniz, Ersel Tosun, Selim Karaduman, Bulgaristan'dan selam göndermişler. Selim Karaduman, günaydın, mutlu pazarlar. Ümit Hocam, bizlerle böyle keyifli zaman paylaştığınız için teşekkür ederim. Konuklarınıza ve size sevgiler, selamlar demiş. Ali abicim, son zamanlarda bu sene bir 22 Nisan ayında bir yeni bir kararname çıktı. Dernekler derbisten çıkarıldı. Kulüp olanlar daha doğru söyleyeyim. Evet. Hem derbisten hem İçişleri Bakanlığı'na bağlı hem de Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı olamazsın dediler. Evet. Ayrıştırdılar. Son gelişmeler var. Hı-hı. Bu hafta da biz toplantıya katılmıştık. İl Gençlik Spor Müdürlüğü'nün toplantısına katılmıştık. Bu konuda düşüncelerin nedir? Nereye gidecek? Nasıl olacak? Evet. Şimdi özellikle kültür sanat ağırlıklı, özellikle folklor amaçlı olan dernekler bu Türkiye Halk Oyunları Federasyonu kurulduktan sonra sen de çok iyi bildiğin gibi Gençlik Spor Kulübü'ne dönüştüler. Şimdi 7405 sayılı bir yasayla bu yasa diyor ki eğer spor kulübüyseniz, varsa spor ibareniz, mutlaka spor içerisinde olan 2 veya 3 branşta daha faaliyet göstermeniz lazım. Yani ben bir folklor derneğim. Bunun yanında voleybol yapmak zorundayım veya futbol veyahut da handbol birisini yapmak zorundayım. Bu tabii folklor amaçlı derneklerin altından kalkabileceği bir yük değil yani. Böyle bir ağır bir şey bu. Çünkü folklor dernekleri hepimizin de bildiği gibi hiçbir desteği olmayan, okulların alt salonlarında çalışan, yer bulamayan bir durumdalar. Bundan dolayı İstanbul'da bulunan 20'ye yakın dernek ve 4 federasyon temsilcisiyle bir toplantı yapıldı Levent'te, sizin yaptığınız gibi. Bu konuyu nasıl halledebilecekleri konuşuldu. Ve herkesin ortak paydası şu oldu. Biz tekrar dernek statüsüne dönelim dediler. Böyle daha iyi faaliyet gösterebilir diye bir sonuç çıktı ortaya. Şimdi bu konuda çalışmalar var. Ne yapabiliriz diyerekten. Durum bu. Hı hı. Son durum bu. WhatsApp'tan bir mesaj geldi. Yunanistan'a gittiğimiz zaman Dede Ağaç'ta çok güzel bir taverna var. İsmini benden alabilirler. Çok güzel yani mezeleri ve balıkları var. Evet. Pişirme sen daha iyi biliyorsun. Kim? Tahmin edebilirsin. Bizi izliyorlarmış Aymira Yunanistan'dan. Taverna, evet. Değil mi sevgili evet. Hasan hocamız? Evet. Sevgiler o... Hasan hocam. Bahar gelsin size gelelim. Açın restoranı açın. Evet. Harika spesiyalleri gerçekten, var. Gerçekten bir Türk olarak onunla gurur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz, evet. Çok kalabalık oluyor, çok yoğun oluyor. Hatta bazı ünlüleri de orada görüyoruz biz. Dikela tarafında değil mi? Evet, evet. Tiyatro grubumuzdan Erkan Efe'nin hepinize selamları var. Zevkle izliyoruz diyor. Bu arada 100. yıl diyoruz Serap hep Efe. 100. yıl. Evet, 100. yıl. Cumhuriyetimizin 100. yılı bu bir. Bir de Mübadele'nin 100. yılı var. O da mı 100. yılında? Evet, o da 100. yılında. Biz bu sene Toprağımın Buğusu tiyatro grubu olarak, iki yaka tiyatrosu grubu olarak Mübadele'nin 100. yılını tiyatro olarak yapıyoruz. Hem Yunanistan'da yaptık, hem Türkiye'de birkaç yerde yaptık. Bu iki yaka derken... İki yaka tiyatrosu, tiyatro o da bizim adı. Kendi yine, evet, arkadaşlarımızla, gruplarımızla kurmuş olduğumuz bir tiyatro. Çok güzel. Aynı zamanda projenin içerisinde iki yakanın dediğiniz gibi proje ortaklarımız var Yunanistan'dan da, Kapadokya'dan. Buradan Gelveri'den gidenler, yani şu andaki adı Güzel Yurt, onlarla birlikte. Onlar da muhtemelen gelecekler Türkiye'ye ortak, beraber Mübadele'nin anısına bir tiyatromuzu burada icra edeceğiz. Avcılar Belediyesi'nde olacak. 29 Ocak'ta. Onu da ayrıyetten duyurusunu yapacağız. Burada tiyatromuzun muhtarı değil mi? Evet, tiyatromuzda. Aynı zamanda oyuncumuz. Aynen, oyuncumuz onu unuttuk bak. Çok güzel bir rolü var. Evet, yani çok özellikle avukatımız, oyuncumuz değil mi? Sağ olun. Öğrencimiz, ritim öğrencimiz. Başka ne var? Ümit Hoca'nın enerjisiyle uçtuk gidiyoruz. Evet, evet. Harika. Evet. Dans, ritim, tiyatro. Evet, ritim, tiyatro. Bize ilham veriyor turizm, gerçekten. Ona hiç girmiyorum. Turizm de var değil mi?
Ümit Hoca inanılmaz bir insan, sağ olsun. Buradan bütün oyuncu arkadaşlarımıza da, tiyatro ekibine de selam olsun. Vaypis köyünün bütün halkına muhtardan selam olsun. Harikasın. Kestane kebap, acele cevap. Acele cevap. Ümitciğim şöyle bir durum var. Bu tip mesela iki dakikada yaptığınız şey şu anlamda çok güzel. Dünyamız çok gergin. Bu tip uluslararası dayanışmayla yapılan sanatsal etkinlikler dünyamızı da yumuşatır ve güzelleştirir. Onun için çok önemsememiz gerekiyor. Çok doğru hocam. Sanat insanları bağlayan çok önemli bir etmendir. Evet. Aynen böyle. Aslında şu anda bulunduğumuz konum da bu yöndedir, biliyor musunuz? Evet. Yani Mustafa Kemal Atatürk her zaman söylevlerinde halk dansları siyasi sınır tanımaz demiştir. Aynen. Ya bu bağlamda da işte bizim bu yurt içi ve yurt dışı festivallerimizi hep ortak olarak yapıyoruz. Çok projelerimizi doğru. Bulgaristan'da proje ortaklarımız var, Yunanistan'da proje ortaklarımız var. Dediği gibi yurtta su, cihanda su ülkesiyle hareket ediyoruz. Bir de el ele tutanlar birbirlerine kötülük besleyemezler. Çok evet. Güzel. Evet. El ele tutmak çok önemli. Çok güzel, evet. Olayın önemi de oradan geliyor. Aynen öyle. Evet. Tutuşmak, birlikte olmak, birbirimizi hissetmek. Doğru. İnsan ruhumuzun farkına vardır bizi. Dünyanın ilk mesleği danstır zaten. İnsanlar toplayıcı avcıyken yakalamışlar, oynamaya başlamışlar. Dans böyle ortaya çıkmış, bu hale gelmiş. İlk yani. Mesleği öyle mi değil evet, mi ilk hocam? Mesleği. Bütün insanların ilk mesleği danstır. Çok güzel bir şey daha öğrendik. İşte biz de uluslararası platformda bunu gerçekleştirmek adına dedik ya, tiyatro, dans, müzik, evet, ritim, hepsini iç içe yapıyoruz. Ve buradaki arkadaşlarımız, seyircilerimiz de hepsi bunun içerisinde. Hem dansta hem müzikte. Orada hemen Şebnem var yanında. Çok konuştunuz diyorlar. Yeterli ne? Müzik diyorlar. Meral var. Meral çok duygulandı. Türküler zaten bu. Dün akşam bizim Türkü gecemiz vardı. Harikasın. Saat gece 1'de döndüm eve. Arkadaşlar bırakın diyorum, gideyim. Yarın bizim programımız var. Yok, bırakmayız Ümit Hoca. Sen bilirsin. Türkü gecemiz var. Evet. Hemen sana geçelim. Geçelim yok, mi? Müzik dans. Müzik dans mı yapalım? İkinci. O zaman şöyle bir şey yapalım mı ya? 5 numarada açmadan önce şöyle bir gelelim. Gelsenize ya. Siz de gelsenize. Biraz eğlenelim şu şey anda. Şey mi yapacağız? Evet. Workshop mu yapacağız? Workshop yapacağız. Oğlum, ekran herkes... başında bizi izleyenler hepiniz kalkın ayağa bakalım. Şöyle bırakın çayı, kahvaltıyı. Hadi. Kalk kalk kalk. Bak hala oturuyorsun abicim, ablacığım. Kalk lütfen. Kahvaltıdan kalkın artık. Biz ne yaparsak aynısını yapacaksınız. Hep ritmik bir halde. Gelin bakalım. Ya ben de doğaçlama yapacağım. Yanlış anlamayın. Tamam. Bol ala. Hadi bakalım. Tabii, programın özü doğaçlama. Aynen. Aynen. Açalım. Como para que me entiendan. Les voy a contar bien. Cómo fue que la conocí. Fue horrible, fue horrible. Una noche de esa cuando salí, me voló el coco cuando la vi. Me hizo un hechizo con esa cola. Luego me dijo yo soy Polol. ¿Y quién es Polol? Lo lamento, quién es Mento, Mento, late, quién es late, late, coco, quién es coco, coco, si te, quién te mete, si te mete, quién te mete, mete oro, quién es oro, dame el tesoro. Polola, Polola, Polola. Aquí tengo la pistola. Ram, pam, pam. Aquí tengo la pistola. Ram, pam, pam. Aquí tengo la pistola. Ram, pam, pam. Aquí tengo la pistola. Arriba la mano, que tengo la pistola. Viene, monte, traigo el machete. Quiere, fuego, traigo el juguete. A la chimenea, le damos leña, leña, leña. Uy, la cigüeña. Ella no busca mono, va pendiente de nada. Tiene la carita, tiene el cuerpo ideal. Robando corazones, una profesional. Pendiente de na, pendiente de na. Ella no busca mono, va pendiente de na. Tiene la carita, tiene el cuerpo ideal. Robando corazones, una profesional. Pendiente de na, pendiente de na. Polola, polola, polola. Tú eres una guerrera, tú eres una campeona. Polola, polola, polola. Tú eres una malvada, por eso estás sola. Polola, polola, polola. Roba corazones. Aquí tengo la pistola. Ram, pam, pam. Aquí tengo la pistola. Ram, pam, pam. Aquí tengo la pistola. Ram, pam, pam. Aquí tengo la pistola. Arriba la.
mano que tengo la pistola. Ella no roba tu cartera, no quiere tu carro, ni tu reloj, ni tu zapato. Ella te roba el corazón cuando te hace el chiqui 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 chiqui. Intento, métele lento. ¿Y quién es por Lola? Lola, meto. ¿Quién es meto? Meto el late. ¿Quién es late? Late coco. ¿Quién es coco? Coco. Si te, ¿quién te mete? Si te mete. ¿Quién te mete? Mete oro. ¿Quién es oro? Dame el tesoro. Segundo intento, métele rápido. ¿Y quién es por Lola? Lola, meto. ¿Quién es meto? Meto el late. ¿Quién es late? Late coco. ¿Quién es coco? Coco. Si te, ¿quién te mete? Si te mete. ¿Quién te mete? Mete oro. ¿Quién es oro? Dame el tesoro. Valla dedik ki, ya abi bir oynayalım dedik. Senle ne zamandır oynamıyoruz dedik. Geçen programda da hiç da. Yani şu anda yine doğaçlama, improvize, hiç çalışmadan, prova olmadan Elazığ deliyle oynadık. Evet. Şimdi şöyle ben bir kameraların karşısına geleyim. Üzerimdeki ceket tamamen el yapımı değil mi? Sevgili Mahmure evet. Türkler arkadaşımız, bir dostumuz. Hemen mikrofonu alayım. Keçe abi. Sanatçısı. Evet, o bu da bir değil mi mont modeli. Merhaba, harika. Mahmure. Hoş geldin Mahmure'cim. Yani keçe sanatçısı diyorsunuz ama yani ben nacizane sadece keçe yapıyorum. Ama yani yok artık olarak... bu sanata gelmiş. biz bakın giyecek hale gelmişiz. Evet. Evlerimizi asacak hale gelmiş. Çok evet. Güzel eserler var. Gerçekten çok güzel. Evet. Tanıtalım o zaman evet, şöyle biz de kenara. Ufak bir bilgi vermek istiyorum. Fatma. Mikrofonları değiştirelim. Şunu mu vereyim? Evet. Tamam. Alalım. Tamam. Yo desenini nasıl yapıyorsun? Anladım. Teşekkür ederim. Şimdi ben önce keçe ile ilgili ufak bir bilgi vermek istiyorum. Orta Asya'dan göçebelerle birlikte gelen bir sanattır bu. Aslında bizim
Türklere özgü bir sanat ve maalesef unutulmak üzere. Avustralya, Fransa, Amerika ve İngiltere artık bununla çok fazla ilgileniyor ve bizden çok çok daha ileri bu konuda. Mi? Evet, maalesef. Ve ben kendime misyon edindim. Bu sanatı kesinlikle bitirmememiz lazım. Ve bir sürü aslında yünün çok çok faydaları var. Her şeyden önce kepenek ne olduğunu biliyorsunuzdur. Yani çobanların giydiği özel yün bir giysi. Kepenek su geçirmez, nem tutmaz. Akrep, yılan ve diğer haşereleri kesinlikle ve kesinlikle geçirmez, yürüyemezler. Niye yürüyemezler? En hassas yerleri karın olduğu için yün onlara zarar veriyormuş. Yılan ve akrep de dahil. Bu arada tabii ki otağlar biliyorsunuz, çadırlar yine evet, keçeden yapılıyormuş. Evet. Ve çok moda olan yün yorgan. Aslında hepimiz evdeki olan sentetik olan örtüleri hemen atmamız lazım. Çünkü onun yerine eskiler bunu kullandıysa, yün yorganı kullandıysa demek ki bir bildikleri var. Yünün faydalı şöyle, yani sadece birkaç tane aklımda var ama bir sürü özellikleri var. Mesela şöyle bir şey var. En basiti. Yani bu ıslak yöntemiyle döşenen bir keçedir. Hı hı. Ve bunu her bilgisayarla çalışan veya elektronik aletle çalışan kişi bunun üstüne oturursa bütün radyasyonları, negatif olayları hepsini alıyor. Evet, kesinlikle yünün üstüne oturulması lazım. Üstüne yorgan mutlaka kullanmak lazım. Hatta diyorlar ki yazın bile yorganla örtünmesi gerekiyor. Çünkü yani terletmez. Aksi yani sizin serin tutar. Kesinlikle. Onun dışında kesinlikle bakteri barındırmaz. Toz tutmaz. Farkındaysanız şu benim yaptığım, bu arada şunu söyleyeyim, iki tane yöntem var keçe yapımında. Islak yöntem, biraz önce gösterdiğim, yünleri döşüyorsunuz ve sabunla ve elle, yani mutlaka eliniz değmesi lazım yüne. Onu yoğurarak, çok meşakkatli bir aslında olay bu, yoğurarak bu kumaş haline geliyor. Aslında bu dünyanın en eski tekstili. Şöyle diyorlar, Nuh zamanında biliyorsunuz her hayvandan birer tane gemide bulunduğu için ve hayvanlar da korktukları için yünlerini döküyormuş ve üstüne tepinince aslında keçi o zaman başlamış. Yani böyle bir rivayet var. Onun dışında dediğim gibi yani iki yöntem var. Bir ıslatma, döşeme, bir tane de iğneleme. Yani şu mesela bilmiyorum ne kadar benzetebildim ama Afgan kızı biliyorsunuz evet, meşhur. Şerbet. Çok güzel olmuş ellerine. Peki bunu nerede olduğunu bilen var mı? Ben biliyorum ama sen söyleme. Söylemeyeyim. Yunanistan, Apollo. Hayır. Efes filan tarafları. Biraz daha aşağı inebilirsiniz. Aşağı ineceğim. İçeri. Bir şey daha söylemek isterim. Buyurun. Keçe sanatının aslında ülkemizdeki asıl merkezi Şanlıurfa'dır. Aynen öyle. Onu söyleyecektim. Evet. Ve maalesef onlar da çok üzgün. Yok estağfurullah. Estağfurullah. Hatırlattınız. Evet. Yani Urfa'da ve bitmek üzere ve onlar devletten rica ediyorlar. Yani destek olmaları için. Çünkü sadece orada devam ediyor ve Konya. Evet. Bu arada ben unuttum. Özür diliyorum. Benim aynen. Nihal Hoşgel hocam. Şey konusunda, yün konusunda beni tanıştırdı. Ben önceden keçeyi sadece şey biliyordum. Polyester, hani hepimizin bildiği tabaka şeklinde satılan keçeyi onu zannediyordum. Halbuki o hiç alakası yokmuş keçeyle. Sadece keçe adı veriliyormuş ve her yerde kullanılıyor keçe. Sanayide, otomobilde. Evet. Yani şey yok. Her yerde var aslında. İşçiliği de çok ağırdır biliyorsunuz. Dedi. Evet, işçiliği de çok ağırdır. Şöyle ki Urfa'da ve Konya'da yani kilim yapıyorlar ve onu tepme yöntemiyle yapıyorlar. Ve bunu aslında biraz da ruhani bir yönü de var. Tepme işlemi yaparken bir dua var ve o dua belli bir ritimde söyleniyor.
ve birkaç kişi tepme, bildiğimiz tepme, yani ayağının altına bunu ezerek yapıyor ve sonunda çok 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 güzel, muhteşem şeyler çıkıyor, örtüler çıkıyor. Bunu ben söyleyeyim, benim keçe hocam bile ilk önce hocam dedim ben bunu yapacağım. Ha tamam dedi, yurt dışında, ama ben şey dedi, yani Türkiye'de bir yer olmasını istiyorum dedi. Ben dedim ki hocam bu dedim Sagalassos Denizli'de Antonyan aşk çeşmesidir dedim. Ve böyle herkes Sagalassos Belediyesi bunu görmüş, çok beğenmiş ve tebrik etti. Sağ olsunlar hem hocamı hem beni. Evet, eline sağlık. Bizden teşekkür ederim. Denize selamlar. Biz de en kısa zamanda orayı görmeye gidelim. Evet, ben aynen. Ben Denizli'ye gittim ama orayı görmedim. Şurada nacizane küçük bir hediyem. Aa, ben de direkt aldım. Yani bu su kabağı Nuray Güveoğlu hocamın. Harika. Evet, bana yardımcı olduğu bu konuda. Bu konuda çok yeniyim ben. Yani 2 veya 3 kere sadece gitmişimdir. Ve bunu böyle oluşturmasının aslında onun fikriydi. Ben aslında sizin için çok daha büyük bir ve çok daha anlamlı bir hediye hazırlıyordum ama yetiştiremedim onu. Olsun, onu da alırız. Ama bu da çok güzel. Yani onu da yetiştirip size mutlaka ulaştıracağım. Evet, başka nelerimiz var? Keçeyle ilgili bu Frida Kahlo, biliyorsunuz herhalde, Meksika ressam sanatçısı. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Şöyle. Bu da keçe iğneleme sistemiyle yapılan. Gelecek mi kamera? Tamamen doğal. Ha, bu arada unuttum söylemeye. Yani koyun, lama, tavşan, bunların yünlerinden özellikle keçe yapılıyor ama bizim çalıştığımız keçeler yün keçesidir. Bunlar hallaçlanıyor, temizleniyor, didiliyor ve daha sonra renklendirdikten sonra biz bunları keçe haline, tablo haline getiriyoruz. Şurada iki tane değil mi? Bulgar kızı var. Bulgar kızları var. Ben de alayım. Evet. İkisi de birbirinden, evet, güzel. Şu çok ünlü Bulgar sanatçının Maestora dedikleri replikası. İnternetten gördüm ve bayıldım renklerine. Çok beğendim. Ve ben de keçede işlemeye düşündüm. Bu da Sliven şehrinin gelini. Yani eskiden, evet, yani gelin kostümüymüş. O da Bulgar kızı. Yani ben bunlarla şöyle bir şeye aslında başladım. 8 Mart'a yetiştiririm inşallah. Dünyadaki bütün kadınlardan, folklor kostümünden oluşan bir sergi açmayı düşünüyorum. Harika. Yani şu anda bir sürü şey oluşturdum ve onları yavaş yavaş yapıyorum. Bu arada memleketin de hemen söylemeye sıkıştım. Tabii Bulgaristan Varna. Evet. Herkese çok çok selam söylüyorum. Evet. Eşime de söyleyeyim. Evet, Ahmet abicim, sevgiler. Onu da çok seviyorum, anne ve babama. Şimdi kızın burada. Kızım da burada. Sen oynarken orada oynuyordu. Evet. Sen burada bunları yaparken evde izliyor muydu seni? Yapıyor muydu? Yani ne acı ki hiç ilgilenmiyor bunlarla. Yani bizim nesil başka bir nesil değil mi arkadaşlar? Evet. Gerçekten, evet. Yani soyu tükenmişlere gidiyoruz yani, öyle. Bundan, evet, sonra Beda'nın, evet, Beda'nın ismini değiştiriyorum. Becerikli dansçılar akademisi. Evet, olabilir. Çünkü her şey vardı. Best Dance Akademi, Balkan, evet, Dans Association, işte Bakırköy, Bahçeliler, Bahçeşehir falan filan. Gerçek. Benim dansım. Evet, benim, evet, dansım. Bravo, evet, çok, benim, çok güzel. Evet. Orada da çok güzel şeyler var. Hocam, şurada da şapka var. Şurada da mesela şapka var. Harika. Şöyle. Tabii, evet, süslemesi daha, evet, bitmedi. Bunlar aldık. Var. Ben bir şey sorabilir miyim? Buyurun, tabii ki. Keçeyle yaptığınız bu görselleri. Evet. İlk önce boyalı parçalardan mı yapıyorsunuz, sonra mı boyuyorsunuz? Şöyle göstereyim hocam. Onu tahmin ettim böyle bir soru soracağınızı. Evet, o yüzden tam teşkilat geldi, hazırlıklı geldim. Kabıyla beraber açmayın. Evet. Dediğim gibi yani bunlar aslında koyun yünü, merino koyunun yünü. Ve şu şekilde, evet, boyanıyor. Evet, şu şekilde işlenmiş ve boyanmış hali geliyor bize. Ve biz bunları, evet, ve biz bunları
yani pano haline veya ıslak keçe haline getiriyoruz. Evet, bu renkleri tek kullanıp ıslatıp. Keçeye bastırarak mı yeri? Tabii özel iğnesi var, tırtıklı bir iğne. O iğneyi kumaşa zerk ediyorsunuz ve bir daha geriye dönmüyor. Evet. Bir yerde kurs veriyor musunuz bununla ilgili? Yok ama çok vereceğim. Talep var. Vereceğim. Tabii ki seve seve. birkaç tane örnek daha göstermek istiyorum. Ha bu arada şöyle bir şey söylüyorlar. Cep telefonunuzun kılıfını eğer keçeden yaparsanız yaydığı radyasyonu kesinlikle size geçirmiyor. Şöyle bir örnek göstermek istiyorum. Çok şık. Abi ben yani bir şey telefon merak ediyorum. Bu telefon kılıfı şöyle harika. Para cüzdanı. Bu da para cüzdanı. Evet. Bizim Yörükler bunu yüzyıllar önce keşfetmişler. Ay çok güzel. Bir yani düşünebiliyor musun? Çok güzel. Ve yani soğuğa, sıcağa karşı. Bu renkte de şahane oldu. Bakın bir şöyle ekrana. Evet kolye değil mi? Yani aklınıza gelebilecek her şey. Ayakkabı, patik, heybesi, çizme. Yönesi. Şapka, eldiven, mont, ceket, şapka, evet. İşte üretim mesela, kafada başlıyor. Evet, aynen. Aa, çok şık. Şöyle, şunu biraz verebilir miyim? Kızım istersen sen gel. Gel, sen çıktın mı kıyafetinle? Evet, bu da bildiğin bayağı bir kışlık kaban. Tutun, görsünler. Erkekler için ne gibi çalışmalar var? Şu da nazarlık. Mont gibi. Yani muhteşem bir hediye aslında. Evet. Gittiğim yerlere her eve mutlaka böyle bir şey hazırlayıp hediye ediyorum. Çünkü bana göre çok değerli bir şey. Şöyle bu takı yani. Şöyle. Bana pek yakışmaz ama. Öbür tarafa. Ay çok şöyle güzel. Şöyle çocuklara, genç kızlarımıza. Veya kendimi genç hissedenlere. Şu kedimizi de gösterin. Kendi kedisinin keçesini yapmış Mahmur Hanım. Evet. Benim bir kedim var. Leyloş. Evet. Aa, çok güzel. Leyloş. Leyloş da izliyor mu acaba? Evet. Yani şöyle. Aa, o da çok güzel. Yani gördüğünüz gibi her yerde, her alanda keçe kullanılabilir. Evet, evet. Ve ellerinize sağlık. Para cüzdanları. Şöyle. Cüzdanları parayla falan mı veriyorsunuz? Evet. Ya keşke öyle. Aslında şey olabilir yani. Bir şıklık olabilir yani. Hocam. Para hani kısmet getirsin diye. Evet. Euro. Tamam. Ama euro. Biraz fazla euro. Ve şöyle broşlar. Tabii bu çok küçük bir örnek. Elbiselere broşlar. Evet elbiselere. Evet. Şu şekilde koyduğunuz zaman. Harika. Beyaz. Saçın üzerine koyduğun zaman. Çok tatlı, çok kıymetli. Ellerine sağlık. Yani çok ben çok yeteneksiz bir yani el melekeleri bakımından yeteneksiz bir kişi olarak ben hayranlıkla bakıyorum bu kişiler nasıl yapabiliyor bunları diye. Size bir şey söyleyeyim. Tabii bu da clutch. Bunu da göstermek istiyorum mutlaka. Bu da çanta. Clutch dediğimiz. Tabii bu bitmedi. Bunu tamamlamam gerekiyor. Şöyle. Astım hastaları için öneriliyor biliyorsunuz. Evet. Keçe astım hastaları için. Kesinlikle. Yani ben onu aslında şöyle doktorlarımıza yani çok haddimi aşmak istemedim. Yani bel fıtığı bel ağrılarına çok iyi geldiğini söylüyorlar. Ama şöyle düşünüyorum. Bizim eski kostümlerimizde fark ettiyseniz erkeklerde hep şey var, kuşak var. Yani demek ki bir bildikleri varmış yani. Evet, demek ki yani beli ve yün. %100 yün olan bir malzeme. Evet. Dolayısıyla evet öyle bir şey diyorlar. Yani negatif enerjinizi alıyorlar. Bel ağrılarınızı, bir sürü böyle rahatsızlıklarınıza ve şey diyorlar. Yani mutlaka yatak odanızda yün bulundurun. Yani şey o günkü negatif enerjinizi alsın. Ve sabah dinlenmiş olarak kalkabiliyorsunuz tamam. Yün kullandığınızda. Harikasın. Bu arada ben çok mutluyum. Seyhan hocamı ve Ümit hocamı tanıdığımı aynı zamanda dansçıyım da. Aynı zamanda dans. Evet demin de romanda değil mi? Yani evet. Ritim yani grubunda. Çok, ritim grubunda aynı evet, zamanda. Çok severek oynuyorum ve iyi ki onları tanımışım. BDA dansına herkese davet ediyorum.
Yani sadece dans değil, inanın bir aile olarak ve hepimiz şurada, en az... Şurada hemen buraya yaklaşır Fatih mısınız Sultan, gelin? Şuradaki kaldı evet, sanırım. Evet, Fatih evet. Sultan Mehmet. Evet, evet, bu da... Burayı alabilir miyiz? Bu olduğu gibi biraz yani önce... Zoomlayabilir miyiz bunu? Evet, şöyle önce ıslaklama evet, yani yapılmıştır ve üstünde iğneleme yapılmıştır. Evet. İki teknik birden. Evet, iki teknik birden uygulanmıştır. Tamamen yün. Hiçbir şekilde sentetik bir zaten kabul etmiyor. Yani yünü ya ipekle ya pamukla ya da yünle işlemeniz lazım. Sentetiği kesinlikle kabul etmiyor. Yani doğal bir malzeme olduğu için. Böyle. Teşekkür ederiz. Bizi çok güzel bilgilendirdiniz. Bana bir dönebilir ellerine mi? Ellerine sağlık. Bana bir dönebilir mi? Evet, Yasemin'i tanıtmak istiyorum size sevgili. Yasemin, avukatımız Enis'in eşi, benim can kardeşim, yürekli, yardımsever, hem maşallah, tiyatroda evet, hem dansta. Evet, çok evet, duygusal, hemen duygusala bağlayabilir. Ay canım ya, çok seviyorum Yasemin evet, seni. Biraz evet, kalk kalk. Ver ya bir mikrofonu ver ya. Gençlerim. Bak hemen yine duygusala bağladı kardeşim. Şaşırdım gerçekten. Çok mutlu olduğum bir ortam. Hep birlikte büyük bir aileyiz burada. Herkese söylüyorum, terapiste gitmeyin. Dans edin. Evet. Gerçekten çok yani rahatlatıcı, keyifle zaman geçireceğiniz ve bu kadar stresi, bu kadar sıkıntının olduğu bir dünyada azıcık nefes aldıracak bir ortamımız var. Hem Ümit Hocama hem Seyhan Hocama canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ ol, ben teşekkür ederim. Ben şeyden söylemek istiyorum. Şu kadar iddialıyım. Yünle veya dansla ilgilenirseniz antidepresanları bırakırsınız. Harika. O kadar iddialıyım çok yani. Çok güzel, harika. Evet, ekran çok başında. Çok teşekkür bizi, ederim. Ekran başında bizi izleyenlerden Emine Ağlar, Kani Ağlar, Serap Gülen, Şükrü Keskin, Erkan Efe ve İki Akat Tiyatrosu'ndaki tüm arkadaşlarımız ayrıyetten evet, sevgili arkadaşım Erol Aktay, kendisi ameliyat olmuştu geçen hafta. Ona acil geçmiş şifalar olsun diliyorum. En kısa zamanda yine içimizde görmek istiyoruz onu da. Evet. Osman Yazıcı Hocam. Ne diyor? Keyifle izliyorum programınızı demiş. Avukatıma, Ali Cevaz'a ve oğluna, dansçılarımıza da selam olsun neydi, demiş. Carlo dedi miydi? Carlo dedi sevgili evet, Osman Yazıcı Hocamız. Çok selamlar. İki Yaka Tiyatrosu'nun oluşumunda çok büyük katkısı vardır evet, Osman evet, Hocam'ın bizi da. Bizi Ali Hoca'yla Ali buluşturan da kişidir. Ya aslında bakıyorum programın başından beri 6 programdır. Bütün dansçılarımız, gelenlerin hepsi o kadar becerikli ki ve bu becerikli olmasının vesilesiyle de diğerlerine de bu sosyal etkinlikleri, sportif etkinlikleri, kültürel etkinlikleri tanıtabiliyorlar, yayabiliyorlar. Birazdan ben de kendi yapmış olduğum bir ürünü bahsedeceğim ama öncesinde biraz müzik değil mi? Ya. Rejik de bir bizi uyarıyor. Çok konuştunuz diyor. Evet. Buyurun müzik. Şimdi tabii benim tarzım değiş üzerine genelde. Hani Balkanlardan Anadolu olduğu için o konuda rahatım. Hani en azından dolayısıyla bir Mahsuni Baba'yı, Mahsuni Şerif'i anmak istiyorum. Müsaade ederseniz. Hey erenler, bir kamile danıştım. Er olana edep erkan hoşmuş. Kalırsa dünyada insanlık kalır. Kuru hayal, fani dünya, boşmuş, boşmuş, boşmuş. Kuru hayal, fani dünya, boşmuş, boşmuş, boşmuş.
boşu boşuma. Vefasız tabipten derman olur mu? Ufacık pınardan ceyhan olur mu? Ta ezelden kargaşahan olur mu? Adem aslı asıllara başmış, başmış, başmış. Adem aslı asıllara başmış, başmış, başmış. Dünyada delinin teki mahzuni, yaktı seni içindeki mahzuni. Dile kolay bunca yükü mahzuni. Yıllar yılı taşımış da taşımış, taşımış, taşımış. Yıllar yılı taşımış da taşımış, taşımış, taşımış. Ekran başında bizi izleyen Turan abime çok selam olsun. BDA Dans Okulları'nı Bulgaristan'da Sito Otel'e bekliyor. Bizi ağırlayacakmış. Evet, geleceğiz evet. Abicim. Yılbaşında oradayız. Bulgaristan'da kardeş derneklerimizle buluşacağız. 3 gün oradayız. Bu arada önümüzdeki haftaki Yunanistan'a yapacağımız 50 kişilik kadro full. Yaklaşık bir 50 kişi de yedekte bekliyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Tek otobüs. Biz, tek otobüs. Evet. Hep tek otobüs gideceğiz. Şimdi bir dans yapalım mı? Ne yapalım? 7 numara. 7 numarayı alalım mı arkadaşlar? 7 numara. Biraz hızlandıralım mı tempoyu? 7 numara. Şebnem de bilmiyor. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü oynamamız gereken çok dans var. Evet. Ben biraz daha devam edelim. Demin doğru bilinen yanlışlar dedik. Ondan sonra kiracılara tavsiyeler, ev sahiplerine tavsiyeler,
Neler söylemek istersiniz sevgili avukatımız? Evet, Ümit Hoca'nın etkileyici dansından sonra gerçekten ayakları takip edemedik bile. Hızlı çekimliyor sanki. Harika. Kira sözleşmesi kurulurken genelde depozito veriyor kiracılar mal sahiplerine. Bu miktarın 3 aylık kira bedelini aşmaması gerekiyor. Ve bu bedel pek uygulanmıyor ama bankaya yatırıldığı takdirde mal sahibi adına açılacak bir hesaba. Buradan işleyecek olan faiz gelirinden yararlanması mümkün. Bu sayede o bedelin getirisinden kiracının mahrum kalmamış olması sağlanır. Kira bitiminde de mal sahibinin ve kiracının tabii ki katılımıyla düzenlenecek bir tutanakla beraber bu paranın çekilmesi imkan dahilinde olur. Genelde kiracılar bunu yapmıyorlar. Bu depozito miktarını elden veriyorlar. Ve pek bilinmiyor bu. Bu önemli. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii buyur. Bence insanların... Diğer mikrofon. Yok burada. Şöyle. Yani bence insanların hukuka, adalete pek güveni kalmadı. Bunu söylemek zorundayım. Şimdi ben kendi şahsıma söyleyeceğim bunu. Herkes için konuşmayayım. Kendi adıma konuşayım. Ya böyle bir durum olduğunda ben şahsen gidip de işte başvurup da bir avukat tutup da bu işlerin böyle ard arda uzaması herkes için bir zul halini alıyor. Mesela az önce sizinle arada konuşmuştuk. O mevzu. Yani tüketen insan için adalet ve hukuk, tüketiciler için adalet ve hukuk bizim ülkemizde biraz zor geliyor. Biraz sıkıntılı bir konu gibi geliyor bana. Ne dersiniz bilmiyorum yani. Hak veriyorum tabii ki. Yani kolay değil vatandaş olarak hukuka erişmek, adil yargıya erişmek. Siyasi dava dediğimiz dava türlerini bir kenara bırakalım. Normal davalarda bile sürecin uzun olması başlı başına zaten bir haksızlık. Yani ona geç ulaşmak vatandaşı oldukça mağdur ediyor gerçekten. Bu anlamda alternatif çözüm yolları da var. Arabuluculuk gibi. Bu son zamanlarda kiracı mal sahibi ilişkilerinin de arabulucuya gönderilmesi konusunda bir yasa teklifi verilecekti. Fakat o anayasa değişikliği konusu gündeme geldiğinden biraz herhalde ikinci plana düştü. O konunun hızlandırılması gerekiyor gerçekten. Çünkü şu anda mahkemelere inanılmaz bir kiracı kiray veren davası yığılmış durumda. İki taraf da memnun değil. Hukuk bunlara çözüm bulamıyor. Yurt dışında bu konuda örneğin Belçika'da bir komisyon kuruldu ve raiç kiranın üzerinde eğer bir kira tespit ediliyorsa ve bu oran %20'nin üzerindeyse şikayet yoluyla bunun düşürülmesi mümkün kılınıyor. Aynı şekilde belli bir süre zarfında kiraya verilmeyen konut olduğunda bunun kiraya verilmemesine bağlı olarak mağduriyet doğuyor. Tabii kiracılar ev bulamıyorlar. Yüksek vergiyle kişilerin malını bir an önce kiraya vermesi temin ediliyor. Türkiye'de bunlar yok maalesef. Belli sınırlamalar getiriliyor. Klasik olduğu üzere şu anda gündemde %25 konutlarda kira artış sınırı var. Tabii bu ekonomideki dengesizliğin hukuka yansıması oldu. Bundan mal sahipleri mağdur olduklarını söylüyorlar. Kiracılar şimdilik memnunlar tabii. Fakat bu belli bir süreye kadar gidecek. 1 Temmuz 2023'te son bulacak. Ondan sonra inşallah enflasyon düşmüş olur ve eski düzen geri gelir diyelim. İnşallah sayın hukukla ilgili çok sıkıntılar var gerçekten. Yani af kanunlarının çıkması, sürekli yasal değişiklikler bunlar hukukta hep bir deprem etkisi yaratıyor adeta. Bence vatandaşın adliyelerden filan duygusal bir kopuşu var. Yani mümkünse gitmeyelim ama ne olursa olsun uzak duralım durumu var yani. Doğru. Bu şundan kaynaklanıyor. Davaların uzaması işte karşılaşılan bütün o zorluklar. Yani bir vatandaş olarak gidip de hakkını arama hakkını gücünü kendinde bulamıyorsun. Bulamıyorsun ve gitmiyorsun maalesef. Yani mümkünse. Tabii. Tabii maalesef. Burada iş vatandaşa düşüyor yine aslında. Bir avukata gitmese bile
Artık e-devlet üzerinden mesela tüketiciler için çok güzel imkanlar var. Direkt olarak dilekçesini e-devletten kendisi yazıp işleme aldırabilir tüketici hakem heyetinde. Yani elektronik ortamdan yararlanarak pek çok işlemin hızlandırılması mümkün oldu. Kişi hakkında açılmış olan kendisi hakkındaki davaları, icra takiplerini, ceza olsun, hukuk olsun görmesi mümkün. Her türlü belgeye ulaşması mümkün. Kendisiyle ilgili davalarda yer alan, dosyalarda yer alan. Yani hukuk gerçekten sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Çok önemli. Evet, yani ciddi insanlarda psikolojik travmalar yaratan olaylar yaşıyoruz. Şu son günlerde bilhassa üst üste geliyor. Gerçekten hepimizin psikolojisi bozuldu. Yani bu geçenlerde bir zavallı bir can köpeği malum evet. Kafasına vura vura öldürdüler. İşte geçenlerde 6 yaşında yine çok taze bir olay. Gerçekten yani inanılır gibi değil. Bunları benim aslında bir önerim var. Türk Uzay Ajansı da kuruldu hazır. Ve 2023'te Ay'a bildiğim kadarıyla bir sert iniş düşünülüyor. Bu bütün buradaki kişileri, bu mikropları alıp orada bırakmak kobay olarak bu araca yükleyip Ay'ın karanlık tarafına ama aydınlık tarafına da değil. Sert inişte oraya göndermek en temizi. Evet. Çünkü bunları yalıtmak lazım. Bozabilirler mi hocam? Orayı ne kadar bozacaklar artık? Onlar baş başa kalacaklar evet. Orada. O sözde evet. Sözde baba. Eyvallah. Sözde koca. Evet. Ve o köpeği öldüren mikrop. Sözde evet. İnsan. Evet. Evet, sözde evet. İnsan. Enis'cim, ümidimizi kaybetmiyoruz. Kaybetmiyoruz. Ümit burada en başta. Evet. Şimdi bilim adamı da yeni bir şey keşfetmiş. 2023'te BDA'nın apı çıkıyormuş. Mutlu kapı. Evet 9 numarayı verin. Dans edelim arkadaşlar. Bütün terapistler, psikologlar. Diyorum ya doğaçlama yapıyoruz gidiyor. Sevgili Nedim Kara, BDA iyi işlere devam, yolunuz açık olsun. Enis kardeş diğer konuklara da selamlar demiş sevgili Nedim. Arzu Noyan bugün seyredemiyorum ama herkese çok selamlar demiş. Evet çok kişi, çok arkadaşlar yazmış. Mecit, sevgili Mecit yine tiyatro grubumuzdan başarılar ve çok selamlar demiş. Gürçay bizi alkışlamış, teşekkürler Gürçay'cığım. Evet Serdar Taşpınar süpersiniz demiş. Selamlar, iyi yayınlar. Zülfü Şahin yazıyor şu anda ama her an sözüm kesilebilir. Zülfü Bey size de selamlar, teşekkürler şimdiden yazdıklarınız için. Evet. Son 15 dakikamız galiba, tahmin ediyorum. Bizi uyarın, ona göre hareket edelim. Emrah'cığım sana devam edelim. Olur. Herkesin de bildiği bir deyişle devam edeyim. Sen bilirsin. Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kardan, bana ne yazdan bahardan,
Bana ne borandan kardan, aşağıdan yukarıdan, yolun sonu görünüyor. Aşağıdan yukarıdan, yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefeslerinden, bak feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Azrail'im gelir kendi, ne ağa der ne sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Merhameti yüreği yok, bu dünyanın direği yok, merhameti yüreği yok, kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor, kılavuzun gereği yok, yolun sonu görünüyor. Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefeslerinden, bak feleğin çemberinden, yolun sonu görünüyor. Azrail'im gelir kendi, ne ader ne sayılı günler tükendi, yolun sonu görünüyor. Tabii kimse o yolun sonunu görmek istemiyor ama. Evet. Aslında türküler bizi bize anlatıyor. Evet. Doğru mu? Her pınarın, her taşın altında bir çınarın altında bir hikaye var. Bu hikayeler yurdumun insanın gönlüne yerleşmiştir, sinmiştir ve bunları anlatır. Hikayeleri bunlardır. William Shakespeare şunu söylemiş. Bir ulusun türkülerini yapanlar yasalarını yapanlardan daha güçlüdür. Ne çok kadar güzel bir söz. Çok güzel. Değil mi? Evet. Bu arada Zülfü Bey yetişti. Okuyorum yazınızı rahatça. Programı keyifle izliyorum. Ümit ve Şebnem'in enerjisine hayran kaldım. Başarınız daim olsun demiş. Yine Necla ablacığım, Necla Aydın çok güzel, harikasınız. Teşekkürler. Bu arada Kuzey Efe'nin bugün doğum günüymüş. Serap Efe ve Erkan Efe'nin yeğeni. Kuzey Efe, mutlu yaşlar diliyoruz. Öpüyoruz seni. Bir de ben yine yeğenim, canım yeğenim, biricik yeğenim Ahmet Berk'e buradan da selamlar gönderiyorum. Ve devam edelim sevgili avukatımızla. Doğru bilinen yanlışlardan devam edelim. Evet, doğru bilen yanlışlar gerçekten hayatını insana pisi pisine hak kaybına yol açabilecek ve üzecek bilgiler mahrumiyetinden kaynaklanıyor. Ona geçmeden önce aslında demin de seninle konuşmuştuk. Sigara ile ilgili Türkiye'de evet, büyük bir bilinçlenme kampanyası var aslında. Fakat son zamanlarda sigara yerine daha çok nargile tüketimi artmış durumda. Burada kanun biraz tavsadı açıkçası. Evet, başta yeteri çok güzel kadar, evet, oldu. Sonra ben 2 haftadır resmen mağdurum, evet, bu konuda. Evet. Ve şikayetlerimi yapacağım bundan sonra. Evet. Yani dünyadaki hastalıkların çoğunun işte
akciğer ve kalp rahatsızlıklarından olduğu, bunların da yaklaşık %20 gibi bir oran tuttuğu dikkate alınacak olunursa pasif maruziyet çok önem taşıyor gerçekten. Pasif içicilik. Yani bu konuda genelde insanlar işte tavan açılabilir bir yere gidiyorsunuz. Tavan açık diyorlar. Ama uygulama rehberine göre tavanın açık olması önemli değil. Yan taraftaki duvarların yarısından fazlasının yüz ölçümünün açık olması lazım. Çünkü rüzgar yandan işlediği için oradan etki ediyor. Yukarı doğru veya yukarıdan aşağı doğru bir rüzgarın gelmesi söz konusu değil. Bu konuda bütün vatandaşları gerçekten bilinçli davranmaya ve bu konuya el vermeye davet ediyorum. Evet. Sigara konusu gerçekten önemli insan hayatında. Olmaması anlamında eski olmaması bu zararlı anlamında. Alışkanlığın maalesef bir mağduru olarak bunu söylemem lazım. Hmm. Bu arada ben de sevgili kızlarıma ve kedilerime Şazinant'la Efuli'ye selamlarımı gönderiyorum buradan. Kızların da isimlerini alalım sevgili. Tuana ve Nehir. Evet, biz de çok selam gönderiyoruz. Sağ olun. Dört tane kızımıza. Evet, evet. Evet. Sıradaki parça Ahmet Tarhan'a gelsin oğlu Deniz'den demiş. Bir parça da... Evet. Ali Hocam'la beraber söyleyecektiniz. Unutmayalım evet. Yine geçmeyelim. Söyleyelim çünkü çok fazla evet. Dakikamız kalmadı. Hatta veda şeylerimizi de yapalım. Sonra yapalım. Toplu olarak sizi bir dansa alacağım. Hemen kendi yapmış olduğum bir ürünle hızlı hızlı geçeceğiz. Ben de kedilerime buradan selam. Aa, çok güzel. Ben de bir selam söyleyeyim. Yani. Söyleyin. Duman var, buradan balım var. Balım ve duman. Evet, balım ve duman. Kızım var benim evde. Oy, çok güzel. Şeyde de var abi. Atölyede de var. Atölyede dört tane var. Dört tane var şu an. Akrabaları oluyor. Akrabalar, çocuğu olan. Çok güzel. Evet. Evet, ben buyurun. De o mikrofonumu söyleyeceğim. Evet. Ben de buradan bütün öğrencilerime, bütün koristlerime, oğluma tabii ki yani, anneme, kardeşlerime, hepsine selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Umarım böyle çok güzel, çok umutlu ve mutlu, sağlıklı, güzel yarınlarımız olsun. İnşallah. Buradan bütün izleyicilere de selam ve sevgilerimi söylüyorum. İnşallah, sağ olun. Ağzınıza sağlık. Kızıl ot biter, içinde keklik öter. Dağda kızıl ot biter, içinde keklik öter. Eşkıyadan da beter, Uslan be Halil İbrahim. Uslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Hadi baba. Kıvırcık saçlarına, ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına, yaslan be Halil İbrahim. Derede su durulur, dal köprüler kurulur. Derede su durulur, daldan köprü kurulur. El yerine
Aslan be Halil İbrahim, saçlarına ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına yaslan be Halil İbrahim. Üfreze dağı sara, dağda kaçaklar ara. Üfreze dağı sara, dağda kaçaklar ara. Geçit vermez bu dağlar, hızlan be Halil İbrahim, hızlan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, ak düşmüş uçlarına, dağın yamaçlarına yaslan be Halil İbrahim. Kıvırcık saçlarına, ak düşmüş uçlarına.